Şimdi evin tabanını oluşturuyor herhalde burada komple. Bu çocuk sapık ya bence. Evi bahçeden falan izliyor olabilir mi acaba? Ama sıkıcı çekmemiş. Güzel çekmiş bak kanka. Hani baymıyor. Evet. Kerem, içecek bir şey var mı gülüm ya? Bunlar ne? Bunlar tahmin edeyim jaluziler. O perde gibi olan şeyler. Yok lan, bunlar kiremit. Aa, kiremitleri böyle tek tek bir şey yapıyorlar. Oha. Oğlum çok büyük emek var ya. Ben şu yeşil şeyi çok merak ediyorum. Kolları tek tek mi koyuyor herif? Ekin kollama dünyaları kırdı ya burada. Bu yeşil mühendis item değil mi kanka bu? Hiç zarar görmüyormuş en son. Çizilmiyor. Mac cosplay de kullanıyordu bundan. Dedim bir şey oluyor mu? Falçatayla kestim abi, kesilmiyor şu şey. Oğlum hepsinin kenarını 4 kere kesti herif ya, tuğlalar gerçekçi olsun diye. Çok harbi şu yeşil şey ya. Bir mimar itemi yani Keremciğim, çok teşekkür ederim, seviyorum seni. Canım abi. Ben tam aç değilim böyle ama kumpir mi yesem sana soruyorum. Kebap mı kumpir mi? Bence bak, kumpir ben daha pratik. Bak ben sana çok güzel bir döner söyleyeceğim, dürüm. Dürüm? Evet. Ama dürüm böyle ağzını alıyormuş gibi oluyor sonra. Ekmek arası? Kombik. Olur bak, İbrahim Tatlıses şey çıkıyor. Aynen. Oradan doğru. Kumpiri nasıl yiyeceksin? O da şey, yani, kumpiri yiyorsun burada kaşıkla ya. Ama 3 gündür kumpir yiyorum ben. Evet yani. İşte onu fark ettim. Ya da istersen minik burgerler. Kanka o da tam Burger King iyi bir firma mı bilmiyorum böyle. Bir sıcak geliyor, bir soğuk geliyor ya böyle. O biraz şey, şüpheli. Sana hadi 2 tane soğanlı bol hardallı yapıştım. Allah kahretsin. Sıcak gelsin de bir yemek tamam. Sepetinden benim taktiği yap. Merak etme. Eyvallah. Önce beyaza boyayıp sonra oha. Farklı farklı yapmış tuğlaları, gerçek tuğla gibi. Aynı bizim ev ya. Aynı benim odam. Öf. Bilmiyorum ki kankam, uzun taraflar artı, kısalara eksi yazdı herhalde. Önceden işaretlemiş kaybolmasın diye. Yo. Çok iyi ya. Artı artıya denk geliyor herhalde. Bilmiyorum ki kanka. Önler arkalar falan mı yapmış? Biz planlamış her şeyi. Bir buçuk x'de mi izleyelim? Deneyelim bakalım arkadaşlar. Lan bu müziklerden telif yer miyiz? Bence bundan yemeyiz. Bakıyorum bir hemen. Vallahi yapıyor. Yok abi, YouTube'da telif yok bu parça. Ölçüleri almış kral. Şu halının olacağı yer. Benim şu an bir de bir kıyafet dolabını yapıyor. Mi? Oğlum aynısına amına koyayım. Kanka şeyine kadar yapmış herif ya. Asansörüne kadar. Ya. Bu kameranın şarjı mı bitiyor acaba Diren? Bir baksan mı sen? Dondu gene. Bakayım abi. Baktım da.
Kankam hallettim de şey. Ben ikinciye gitti ya. Acaba şarj mı olmuyor? Kabloyu mu hareket ettiriyor? Oğlum yatağın kaplamasını bile iyi yaptı ya. Aha Twitch yastı. Aha YouTube yastı. Mesela Twitch niye mor arkadaşlar? Bilen var mı? Twitch'in rengi neden mor logosu? Niye mor? Genelde kırmızı olur mesela. YouTube gibi, Ziraat Bankası gibi, Akbank gibi. Kırmızı sıcak bir renk. Mor'un hikayesini bilen var mı aranızda? Oldan bir şey fiş taktım, monitör gitti geldi kanka. Ya şarj olma şeyini göremiyorum da batarya ısınmış altındaki. Tamam. Çalışıyor yani. Tamam, bir daha gitmemesini bekleriz. Çoğu kişi bilmiyor. Bir kere anlatmıştım bunu kısaca. Bu mor arkadaşlar eskiden böyle her renk yoktu. Aklınıza gelen her türlü boya yoktu. Mor rengi de özel bir renk biliyorsunuz. Yani çiçekler nedir? Kırmızıdır, sarıdır, turuncudur. İşte mor menekşeler vardır mesela. Mor çok az mor çiçek var. Onlardan böyle binlerce çiçekten 3-5 gram boya çıkıyor, tamam mı? Bu çiçekleri özel olarak üretiyor. Yani çok eski dünyayı düşünün. Mesela orta dünyayı düşünün. İşte o filmlerdeki falan böyle. Çok az mor çiçek var. Sadece ülkesi oturmuş, ekonomisi düzgün, insanların mutlu olduğu ülkelerde, güçlü ülkelerde, ordusu falan sağlam olan ülkelerde bu mor çiçeklerden üretiliyor. Mor bir zenginlik ve güç gösterisi rengi. Mesela savaşlarda atıyorum iki tane böyle 10 bine 10 bin adam kapışacak, tamam mı? Onların böyle sancakları, işte kalkanları, üstündeki zırhlar mora boyanıyor. Biz daha güçlüyüz. Biz bak bunun rengini bile düşündük. Bu zırh daha sağlam. Sen daha zırhı sağlam bir askere saldırıyorsun, haberin olsun diyor karşıdaki orduya. Bir güç gösterisi rengidir mor. Kenarda dursun, bir kıza falan anlatırsınız yarın bir gün. Mor sever kızlar çünkü. En güzel kızlar Patron dinler abi bu arada. O zamanlar mor lahana falan yok bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani o dönemde. Işık yerine kadar yaptım. Azıcık daha hızlandıralım şöyle. Ledleri koyuyor. Lehine de. Çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Oha. Yatağın da aynısını yaptı. Çok iyi ya. Neyi kesiyor lan? Aa, Boğaziçi Bilişim'den gelen yılın yayıncısı ödülleri. O zamanlar yayın yapıyordum arkadaşlar. 2017-2018 falan. Bütün ödülleri alıyorduk. Şimdi yayın yapmaya yeniden başladım. Oğlum Dota kupamı yapmış herif ya. Perdeler. Bu arada çok büyük, çok güzel bir tane sponsorluk geliyor arkadaşlar yakında. İnanılmaz hoşunuza gidecek bir şey. Size de hediye dağıtabileceğim bir şey. Bizim
Akademinin de çok işine yarayacak bir şey. Evdeki herkesin çok işine yarayacak bir şey. Hatta dünyadaki bütün yayıncıların çok 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 işine yarayan bir şey. Daha da ipucu veremeyeceğim. Bir kişi yazdı chatte doğrusunu gördüm bak. Of, 15 kişi yazdı şu anda. Evet. Bunlar var ya. Oğlum Red Bull... Red Bull sponsoru değil, Red Bull ailesine dahilim ben. Inventus benim sponsorum değil, Inventus'la iş yapıyorum, bilgisayar ürettiriyorum. Mesela kim sponsor? Örnek veriyorum işte, Nvidia. Öyle bir şey değil ama. Evet. Oha, gömleklere kadar yapmış herif oğlum, nasıl bir emek var ya. Bak bak, ateşli gömleğimi yapmış benim. O duruyor mu Kerem? Onu giyeyim bari bugün. Hoşuma gitti şimdi. Gömleğimi değiştireceğim. Güzel ya bu. Oğlum tuğullara bak. Metin 2 reklamı çıktı. Zula reklamı çıktı. Bir tane emlakçı reklam vermiş kanka. 2000 liraya ev sahibi olabiliyorsunuz diye. Onun reklamı çıktı. Of, bu kadar reklam deyince bir video geldi aklıma. Onu atıyorum. Onu izleriz. Bir tamam. Oba, şarkı da yaptı kral. Şarkıda da çok güzel anılarımız yok mu be? Abi şarkı da rengarenk yaptı ya. Oğlum adam ne kadar şeyin içine led yetiştiriyor, yerleştiriyor. Biz o büyük şeyi yaparken şu arkada gözüküyor bak şurada. Half-Life'daki o armor charger var ya, canımız çıkmıştı. Adam baş parmak kadar şeyin içine led yerleştirdi kanka. Güzel, bir de o led'i koymasak mı falan demiştik ya. Aslında var ya, bu çocuğu alacaksın. Oğuzhan'la tanıştıracaksın. Oğuzhan çizecek, tamam mı? Dijitalde, Unreal Engine'de falan. Bu çocuk da maketini yapacak. Gideceksin abi, zenginlere göstereceksin. Bak sana böyle bir ev yapabiliriz diye. Yani no diyen olacağını çok az zannediyorum yani. Kesinlikle güzel fikir ya. Ya şu detaylara baksana kanka. Bak ya, tuşları da yapmış. Arkadaki üniteleri de yapmış. Ve baş parmak kadar yani. Ünite yapıp üstüne beyaz kağıt mı yapıştırmış abi o? Bilmiyorum valla. Şimdiye baksana, çok fena. Oğlum benim masayı ezberlemiş üçgen. Şimdi normalde bu bir çözüm arkadaşlar. Mühendisler, mimarlar çözüm üretir. Benim masam yaklaşık 5 metre falan. 5 metre bir masa düşünün odanızda. Düşünemediniz değil mi? Nasıl girecek kapıdan? O 5 metrelik şey. İşte bende böyle üçgen üçgen parçalar var. Onlar birleşiyor da o hale geliyor. Yani monte demonte oluyor. Ona kadar, o detaya kadar yapmış kral. Odan 5 metre değil zaten diyor. İnşallah 5 metre odanız olur arkadaşlar gelecekte. Olacaktır. 5 metre odam olur amına koyayım diyor. Bunu monitör yapıyor herhalde. Baksana kanka, el emeği şöyle bir şey işte. Bak. Gözükmüyor, göstereceğim. Bunlar falçata girmiş. Bir tane şey kesmiş kral orada. Eline sağlık bro valla. Ben bu maketi istedim bu arada arkadaştan. Kargoda amına koyulmuş maketi. Sağ olsun kargocular. Yani bir daha yapmasını rica ettik biz de. Çünkü evimde olsun istiyorum böyle bir dekor. Maket oralarda mı abi? Maket buralarda. Göstereyim mi size maketi? Kargocu abinin yaptığı. Bittikten sonra en son bakalım ya. Bak yani böyle güzel emek kokan bir şeye kargonun nasıl zarar verdiğini göstereyim mi size beyler? Bitsin bir video, öyle göstereceğim. İmar Sinan'ın torunu diyorlar adama. Yastıklar, yatak, yatağı çok seviyorum. Onun ayarı çok seviyorum. Her şeyi çok seviyorum lan odamdaki.
Ya şu çekimi çok sevdim ben. Nasıl çektiyse kanka. Kendi evime kim girmiş amına koyayım diyorum. Böyle çek evet çekilince. Evet ya Furkan abi. Işıkları kapatınca çok daha iyi oluyor bu maket ya. Baksana şömine ya. Black Desert reklamı da çıktı. Aynı ya açılar. Abi ya bir video çeksem evden ev vlog gibi. Pardon. Hoş geldin. Takım hazırlayın hemen de. Gekhan Q. Aa dur altta vardı hemen. Ben kendi hesabıma girebiliyorum değil mi bu arada? Sıfırlandığı için. Aa evet olabilir abi. Çok iyi ya. Beyler çok iyi. Kamera geçişi bile yapmış herif. Videoyu çekmiş, fotoğrafını çekmiş. Canto Özsoy'un evini umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni ve Akfix'in Instagram'ını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Eyvallah kardeşim, eline sağlık ya. Abi bir de Savaş'ta aşınmışını şey yapalım mı? Savaş görmüşü. Savaş görmüşü de mi var? Attın mı? Hayır, sende vardı ya. Kargodan aa, gelen. Kargoda eziyete uğramış halini görebilir miyim? Arkadaşlar hazırsanız ben bunu istedim çünkü gördükten sonra. Like login olmadığım için kendi hesabımla attım. Yorum bile attım kendi ya. Yorum at, yorumum var. Direnin de var. Herkesin yorumu var. Biz destekliyoruz zaten. Şimdi bunun kargodan yani bir kargo firmasının güzel bir şeye nasıl zarar verdiğini görmek ister misiniz? Vallahi hayallerim gibi olmuş kargoya görünce. Kafana altı kırılmışlar. Bir kere burası gitmiş abi. Görüyor musunuz? Buradan halım gözüküyor. Göstereyim size komple. Yani sanki 9 şiddetinde bir deprem olmuş gibi. Bak masayı görüyor musun masayı? Amına koymuş kargocular. Ya buna uğraşmaları lazım ya. Nasıl böyle olabilir ki masa? Bak şöyle göstereyim size. Çark. Ayağı mayağı yok çarkın. Kırılmış. Her şey kırılmış ya. Ya bak şuradaki yastık kopmuş abi. Twitch yastığı nasıl kopabilir arkadaşlar? Da bakayım şuna. Ya tekme atmışlar herhalde ya. Tamam fokus. Yani yataktaki yastık kopmuş ya. Ben sana kargo ile ilgili de video attım abi. İzleyelim. Sana getiren kargo buymuş abi. Bana getiren kargoyu göreceğiz şimdi. Kamera kör etti biraz. Her şey mahvolmuş arkadaşlar. Şöyle parçalar var sürekli göstereyim. Kargodan geldi. Çok güzel yapmış kardeşimiz ama. Bak koltuk kırılmış ya. Yayıncı koltuğu kırılabilir mi abi? Şöyle geldi yani kargodan bu ürün. Fişe takmadık. Bir de fişe takıyorsun içine de. Çıkıyor mu? Artık takacağım şimdi bekleyin. Abi aman diyeyim. Ne oldu? Çok iyi. Işıklar çalışıyor abi. Aa. Ben de jortladı zaten. Sana göstereyim ledleri. On air'dan tutun. Her şey açık. Bak arkadakileri de açayım size. Bir dakika. Ev dile geldi dile.
Salih çok iyiymiş kanka ya. Baksanıza arkadaşlar. Birebir aynısı bak. Dolabın içi biraz dolu. Ama her şey aynı ya. Bak kamera açısını da ayarlayacağım şuna göre. Şöyle. Harika ya. Böyle bir şey olmuş. Bunu tamir edeceğiz tabii ki. Ya da işte yenisini yapacak gönderecek. Ama birebir aynısı yani evin. Benim çok hoşuma gitti.